Günaydınlar. Bugün kreşi ben açtım. Sabah kahvaltısını hazırlayacağım arkadaşlar. Size de sabah kahvaltısında ve öğle yemeğinde neler yiyoruz onları anlatacağım. Hadi başlayalım. Dün akşamdan onlara burada şöyle skapgröt diyorlar. Yulaf yaptım. İçinde süt ve yoğurt var. Üzerine meyveyi de süsleyip kahvaltı olarak vereceğiz. Çocuklar bayılıyor. Arada yapıyoruz bunu, her zaman yapmıyoruz. Çocukların yemeklerini ben hazırladım bugün. 0-2 yaş grubu bunları yiyor. Neler yediklerini tahmin edebilen yoruma yazsın. Genelde ekmeğin üzerine sürülebilir şeyler koyuyoruz. Mesela balık var bunda. Ve bunda domuz ciğeri var. Bunda tavuk ciğeri var. Bunda havyar, balık havyarı var. Karidesli bir peynir ekmeğin üzerine sürüp veriyoruz. Daha çeşitleri var tabii ki. Margarin sürüyoruz. İşte peynir, kaşar peyniri falan koyuyorlar. Ya da bunların kendilerine özel brunos dedikleri bir peynir var. Kahverengi peynirleri, onları sürüyoruz. Tabii arkadaşlar, bunların dışında öğle yemeklerinde bazen sıcak yemek de çıkıyor. İşte çorba yapıyoruz. Balık yemekleri çıkıyor. Bazen köfte yapıyoruz. Bazen ekmek üstü böyle kaşar yapıyoruz. Östesmörbrö diyorlar. Çocuklar çok seviyor. Bazen pizza yapıyoruz. Bazen işte sosisli ekmek yapıyoruz. Değişiyor. Her zaman ekmek üstü bir şeyler yenmiyor. Arada sulu yemek falan da yapıyoruz. Yine bizim kendimizin yapması lazım. Ayrı bir aşçımız yok ya da dışarıdan almıyoruz yemekleri. Haftanın bir günü sıcak yemek çıkıyor bu şekilde. Bunların dışında cuma günleri reçelli ekmek günümüz var. Bir de saat 2'de meyve saatimiz var. Çeşitli meyveler veriyoruz çocuklara. Ya da böyle vas ekmeklerinden üzerine margarin sürüp o şekilde yiyorlar. Ya da böyle kurabiye falan atıştırmalık şeyler veriyoruz. Yani 3 öğün verilmiş oluyor gün içerisinde kreşte. Bunlar da tabii kreş fiyatının içerisinde. Ayrıca buna para ödenmiyor. Genelde yemeklerimiz bu şekilde. Neler düşünüyorsunuz yemekler hakkında, merak ediyorum. Tabii biraz bize garip geliyor, alışkın olduğumuz bir yeme kültürü, yeme alışkanlığı olmadığı için. Yorumlarınızı mutlaka yazın, bekliyorum. Bakalım neler gelecek. Bakın, bugün menüde balık köftesi var mesela, birazdan fırına atılacak. Ama birazcık çözülmesi lazım. Bunlar zaten dondurulmuş geliyor bize, yarı pişik. Biz de burada biraz daha pişirip servis ediyoruz. Ya yanına patates püresi oluyor ya da sebze koyuyoruz. Ya da patates kızartması da olabilir. Ya da makarna olabilir. Bu şekilde servis ediliyor. Bugün menüde Östesmörbrö var. Yani yağlı ve kaşarlı ekmek. Bizim tostlara benziyor, kaşarlı tostlara, ama bunu fırına vereceğim, yani tost makinesinde değil. Böyle kullanılan yağlar gördüğünüz gibi bitkisel yağ kullanılıyor, çok sık. Yağları sürdüm, şimdi de kaşarları üstüne atıp fırına vereceğim. Arkadaşlar, bunları bu şekilde hazırladım. Şimdi yemek molasına gidiyorum, yarım saat yemek molam var. Sonra fırına atacağım, geldikten sonra hep birlikte yiyeceğiz. Arkadaşlar, iş yerine kendi Türk kahvesi fincanımı, cezvemi ve Türk kahvemi getirdim. Bakalım ne tepki verecekler ben yaparken. Kendi Türk kahvemi de iş yerine taşıyacak kadar seviyorum bu hayatı. Keyfimize düşkünüz. Kahvemi yaptım. Bu da bir balkonumuz var. Orada kahvemi içiyorum. Aşağıda çocuklar uyuyor bakın, bebek arabasında. Bu da bizim sonbahar manzaramız. Evet, pişmiş hali de böyle ekmeklerimizin. Üzerine burada grill krüider diyorlar. Grill baharatı var. Onu serpeceğiz. Ketçapla birlikte servis edeceğiz. Nasıl buldunuz bu öğünümüzü? Sizler de evde deneyebilirsiniz. Deneyenler yorum. Arkadaşlar, bu da meyve öğünümüz. Şu an saat 2'de meyve saatimiz var. Böyle çeşitli meyvelerden meyve tabağı yaptım. Birlikte yiyeceğiz şimdi. Bu videoda size kreşte çocuklara verdiğimiz yemekleri çektim. Daha önce birden fazla kez söylemiştim ama işte yorumlarda bana dediniz ki yok ya, o kadar da sağlıksız beslenmiyorlardır, o kadar yağ tüketmiyorlardır, o yağ kesin işte hayvansal yağdır, bitkisel yağ tüketmiyorlardır falan gibi çok yorumlar gelmişti. Gördüğünüz arkadaşlar, çektim sizi. Tabii ben bu işin içinde olduğum için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hani gözlemliyorum çünkü ne kadar neyi tükettiklerini çocukların ya da insanların burada. Ona göre zaten söylemiştim kültür şokları videomda. Hani şok oluyorum. Hani küçük yaştan itibaren hani çok hazır gıda tüketiyorlar, çok margarin tüketiyorlar. İşte ne bileyim, çocuklar pizza, işte
asitli içecekler falan küçük yaştan itibaren yiyorlar. İşte pizzadır, hamburgerdir, fast food'dur, bunları yiyorlar falan diye daha önce bahsetmiştim. Ama yorumlarda beni neşleyenler oldu. Onlar o kadar sağlıksız beslense nasıl yaşıyorlar öyle uzun falan diye. Şimdi de merak ediyorsunuz tabii, bu insanlar 100 yaşını görüyorlar, hatta 100 yaşını geçenler bile oluyor. Nasıl bu kadar uzun süre yaşıyorlar diye merak edenler olabilir. Arkadaşlar tabii ki bizim kadar stresli bir iş hayatları yok. Daha fazla spor yapıyorlar, daha fazla doğadılar, daha az stresli bir. Tabii onun haricinde bolca balık tüketimi var hayatlarında. Sebze tüketiyorlar, et de tüketiyorlar tabii ki. Ve akşam öğünlerinde, normal ana yemeklerinde farklı şeyler yiyorlar. Her seferinde de ekmek üstü bir şeyler yemiyorlar. Onu da ayrıyetten belirtmek istiyorum. Tamam, sağlıksız şeyler de yiyorlar. Ama sağlıklı şeyler de var hayatlarında. Özellikle spor gibi. Onu da belirtmeden geçmek istemedim. Bunların da etkisi vardır sağlıklarına, sağlık katmalarında ve uzun yaşamalarında diye düşünüyorum. Doğayla iç içeler, sürekli her fırsatta doğada vakit geçiriyorlar. Mental sağlıklarına önem veriyorlar. Tabii depresyona girenler vardır illaki aralarında. Ama çoğunluk ben gördüğüm genelde sağlık seviyeleri yüksek yani. Diyabetten korktukları için sadece şekerden uzak duruyorlar. Genelde gördüğüm kadarıyla çocuklar sadece hafta sonları şekerli şeyler tüketiyorlar. Ama onu da haftada bir kere yaptıkları için fazla tüketiyorlar. O da biraz garip bir şey oluyor tabii doğal olarak. Bizim kreşimiz 1 yaştan itibaren başlıyor. Okul öncesine kadar, yani anaokulu kreş bir arada. 1 yaştan itibaren de çocukların yediği şeyler, örnekledim biraz sizlere. Merak ediyorum düşüncelerinizi. İzledikten sonra mutlaka yorum yapın. Bize biraz ters geliyor çünkü işlenmiş gıdalar, hazır gıdalar, işte margarin çok fazla tüketmememiz gerektiği söyleniyor her zaman. Burada da tam tersi, hepsi tüketiliyor. Ben bazılarını çekemedim, vakit olmadı. İşlenmiş gıdalar da var bu arada, salam, sucuk, sosis, bunlar da tüketiliyor yani. Çocuklara da veriyoruz, servis ediyoruz, onları demiştim zaten. Mutlaka yorumlara yazın, merak ediyorum yorumlarınızı. Ben şimdi kızımı almaya geldim, görüşürüz. Herkese günaydınlar arkadaşlar, saat 7.30 şu anda ve sesten karşıdaki dağımız kaybolmuş. Şurada biliyorsunuz, şurada kocaman bir dağ var normalde böyle. Hiçbir şey gözükmüyor şu anda. Bugün havanın 21 derece olacağı ve günlük güneşlik olacağı söyleniyor hava durumunda. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? Hepinize güzel bir gün diliyorum. Ben işe kaçıyorum, görüşürüz. Sabah sabah dedi ki anne, bugün hava güzel olacakmış madem, ben bisiklette gideceğim. Birazdan işte olmam lazım 15 dakika içerisinde. Atabey'in keyfini yapıyoruz. Allah'tan kreş hemen şuracıkta. Yani 2 dakika yürüme mesafesinde, yoksa ayvayı yedim her gün. Çabuk 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 çabuk, koş 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 koş. Atayı bırakıp oradan da hızlıca işe doğru ışınlanmam lazım. Bu arada dağlar biraz daha görünmeye başlamış. Sis yavaş yavaş kalkıyor. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz, çocuğun her yer dediğini gönlünü yapmayın belki diye, ama her zaman zaten yapamıyoruz. Bugün kapanış vardiyasındayım. Çalıştığım iş yerinde, kreşte çalışıyorum bu arada. Daha önce bilmeyenler, bilenler bilir, bilmeyenler olduysa da söyleyeyim. Bugün kapanış vardiyasındayım. 8.45, 6.15 çalışacağım. Kreşimiz 6.45'te açılıyor. 16.15'te de kapanıyor. Açılış kapanış saatleri bu şekilde. 4 vardiyada çalışıyoruz. Sabah giden de 6.45'te gidip 14.15'te çıkıyor. 7'de gelen var. 7.30'da gelen var. 8'de gelen var. 8.30'da ya da 8.45'te gelen var. Böyle vardiyalarımız değişiyor. Şimdi ben işe kaçtım, görüşürüz. Evet, sisler dağılınca tekrar ortaya çıktı dağımız. Ve günlük güneşlik oldu hava. Meteoroloji doğru söylüyormuş ama pek de inanmamak lazım. Gün içerisinde her an yine yağmur yağabilir. Fırında karnabahar yapacağım. Çocuklar börek yediklerini zannediyorlar her seferinde. Normalde karnabaharı asla yedirtemiyorum ama bu tarifle çok güzel yiyorlar. Hemen size de söyleyeceğim tarifi. Bir su bardağı yoğurdum var. Bir çay bardağı kadar yağım var. Bir çay bardağı kadar sütüm var. İki tane yumurta. Bunları sırayla karıştıracağım. En son 1,5 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kabartma tozu var içerisinde. En son bunları ilave edip karıştıracağım. Sonra da karnabaharları içerisine atıyoruz. Bir de biraz da
İçerisine kırmızı pul biber ekleyeceğiz. Baharatlar size kalmış. İstediğiniz damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. 200 derece fırına gönderiyorum. 15-20 dakika pişiriyorum. Üstüne de kaşar ekleyip tekrar fırına vereceğim. Bu kadar. Ben 20 dakikadan fazla pişirdim. Biraz böyle kızardıktan sonra üzerine hemen böyle kaşarımızı serpiştiriyoruz. Tekrar fırına vereceğim. Böreğimiz hazır. Ay pardon. Fırında karnabaharımız. Ata sana börek yaptım. Geliyor şimdi. Arkadaşlar birkaç gündür hiç enerjim yoktu. İşten geldikten sonra direkt uyuyordum. Bugün kendimi biraz daha enerjik hissediyorum. Bugünün yemeklerini, yarın yemeklerini yaptıktan sonra bir tatlı bir de mercimek köftesi yaptım. Bunu yarın Kadınlar Günü, biliyorsunuz Uluslararası Kadınlar Günümüz var her ay düzenlediğimiz kendi aramızda. Onun için hazırladım. Herkes kendi ülkesinden bir yemek getiriyor. Benim de mercimek köftem. Burada çok bilinir, meşhur bir mercimek köftesi oldu. Gelen misafirlerime genelde yapıyorum ve çok beğeniyorlar. O yüzden giderken bunu götüreceğim. Bunu bizimkilere yaptım. Bugünün ödül yemeği. Karnabahardan sonra. Bakalım beğenecekler mi? Detayları sonra paylaşırım. Norveç havası yine bildiğiniz gibi hiç şaşırtmıyor. Akşam üzeri yine bulutlandı her yer. Her zamanki gibi. Yağmur yağmadığına dua ediyoruz. Hani günlük güneşlik olacaktı bugün. Norveçliler yürüyüşe çıkmış. Burada babaların bebek bakmaları da ve bebek arabalarıyla yürüyüşe çıkmaları da çok normal. Hatta Norveç'te babaların çocukların bakımını devralmaları için babalık izinlerinin uzun olduğunu biliyor musunuz? 16 hafta kadarcık. Bu konularla ilgili daha detaylı video yapmamı isterseniz yoruma bırakın. Mercimek köftelerimi de aldım. Biriyle beraber kadınlar matinesine gidiyoruz. Şimdi arkadaşımı alacağım. Oradan bir de geçeceğiz. Görüşürüz. Herkese günaydınlar. Arkadaşlar işe gidiyorum şu an. 1 Eylül sabahı. Dışarının renklerinden yavaş yavaş sonbaharda olduğumuzu anlayabilirsiniz. Sizi manzaralı yoldan götüreyim. Giderken de biraz sohbet edelim. Dün kadınlar matinesi vardı. Nasıl geçti, neler yaptık, onlardan bahsetmek istiyorum. Kadınlar matinesi dediğim aslında burada yaşayan hem Norveçli hem de yabancı göçmen arkadaşlara toplandığımız uluslararası bir toplantı kadınlar arasında. Her ayın ilk haftası Cuma günü yapıyoruz. Burada toplanma amacımız kendi kültürümüzü anlatmak, insanları tanımak, işte kendi yemeklerimizi tanıtmak, danslarımızı, müziklerimizi tanıtmak birlikte. Bir iletişim kurmak, daha çok Norveççe pratiği yapmak ve yeni insanlar tanımak aslında. Yani yeni bir sosyal çevre edinirken bu tarz yerlerde olmanın faydaları çok var. O yüzden tavsiye ediyorum, eğer yeni göçtüyseniz bir yere, Norveç olur başka bir yer olur, mutlaka bu tarz organizasyonları ile öğrenmek için yerler, kütüphaneler, işte kurslar, bazen ücretsiz aktiviteler oluyor. O tarz etkinlikler ya da benim şu an katıldığım gibi etkinlikleri bağlı bulunduğunuz şehirde araştırıp katılmanızı tavsiye ederim. Size hem dilinizi geliştirecek hem de yeni arkadaşlar edinmenize katkı sağlayacak. O yüzden tavsiye edilir. Dün neler yaptık? Herkes bir şeyler getirmişti yiyecek. Birlikte yedik, içtik, yeni insanlar tanıdık. Dansları ettik. Herkes kendi ülkesinden bir müzik açtı. Birlikte dans ettik. Herkes kendi dansını gösterdi. Benim genelde açtığım müziklerde şeyi çok seviyorlar. Tarkan'ı zaten çok tanıyorlar burada. Onun şarkılarını bazen açıyorum. Bazen Erik Dalı oynuyoruz. Bazen Damat Alayı oynuyoruz. Birkaç halay figürü öğrettim falan böyle. Çok hoşlarına gidiyor. Ayaklarını rahat uydurabileceği oyunları tercih ediyorum. Yani bize eşlik edebilecekleri genelde. Bu şekilde yine eğlenceli geçti. Sizin de aklınıza gelen farklı oyunlar, müzikler varsa yorumlara yazın, göstermemi istediğiniz ya da farklı bir yiyecek işte tavsiye edebilirsiniz. İşte şunu götürürsen güzel olur falan dediğiniz. Ben mercimek köftesi götürmüştüm bu sefer. Yorumlara yazın, bekliyorum. Ben şimdi yavaştan işe kaçtım. Evet, bir haftanın daha sonuna geldik. Günlerden Cuma. En deli helg diyebiliriz Norveçlilerin deyimiyle. İşten çıktım arkadaşlar. Saat 2'yi çeyrek geçiyor. Hava da güzel bugün. Ama tabii ders çalışmam lazım. Kızımı alıp oradan da doğru kütüphaneye gideceğim. Biraz ders çalışıp oradan da Atay'ı almaya gideceğiz. O sırada biraz size günün kritiğini yapayım.
Türk kahvesiyle ilgili arkadaşlarım Türk kahvesi makinesini görünce biraz şaşırdılar. Ama daha henüz denetip tadına baktıramadım çünkü öyle bir vakit olmadı. Eğer tadına bakarlarsa, hani ilgi çekici buldular, tadına bakarlarsa size sonuçları söyleyeceğim. Bu arada mercimek köftemi çok beğendiler. Daha önce zaten şeye de gittik, mercimek köftesiyle kadınlar matinesine. Orada da çok beğenmişlerdi. Burada da arkadaşlarıma getirdim iş yerinde. Onlar da çok beğendi. Genel olarak mercimek köftesini, mercimek çorbasını çok seviyorlar. Çok bildikleri bir lezzet değil. Mercimekle ilgili yemekleri yok çünkü hemen hemen öyle bir şeye denk gelmedim burada. Bildikleri bir lezzet olmadığı için ilgi çekici geldi ve tadına bakmak istediler. Tadanlar da genelde çok beğeniyorlar. Arkadaşlar işten 2:30'da çıktım. Saat 3'e geliyor neredeyse. Kitaplarım, kahvem, kruvasanım, bilgisayarım ve ben bir sonraki Norveççe sınavıma hazırlık yapmak için buradayız. İşten sonra ne kadar kafam alacaksa o kadar çalışacağım inşallah. Burası bizim kütüphanenin okuma salonu. Şu an kimse yok. Rahat rahat çalışabilirim. Birkaç saat buralardayım. Arkadaşlar saat 5'e geliyor kapanacak kütüphane. Kapanışı da ben yapıyorum. Gençlerle beraber. Bu da gençler kütüphanede çok takılıyor. Buraya kafe gibi kullanıyorlar okuldan sonra. Ben de ders çalışmak için geldim. Şimdi dönüyorum. Kapımız da otomatik açılıyor lütfen. Buraya da yeni mağaza açılacak. Normal diye bir mağaza açılacak. Bizim Bastons Gratis gibi kozmetik mağazası açılıyor. 6 senenin sonunda şehrimizde kozmetik mağazamız da olacak, büyük bir mağaza. Aslında var başka bir markanın ama küçük bir mağaza vardı. Şimdi bayağı büyük bir yer açılıyor. Açılışa bir çekim yaparım sizin için. Ay çok yoruldum. Beynim artık böyle zonkluyor yani. Resmen böyle kağıtlara bakıyorum, hiçbir şey anlamıyorum. O derecedeyim yani. Çünkü sabahtan akşama kadar zaten çocuklarlayız. Oraya koştur, buraya koştur. O yorgunluğun üstüne bir de ders çalışmak. Gerçekten hiç kafa alacak gibi değil. Ama sınav var, yapmak zorundayım. Herkese selamlar. Biz rutinlere döndük. Döndüğümüz gibi arkadaş buluşmalarına da başladık. Çocuklarla bugün Çinli arkadaşıma gidiyorum. Daha önce bahsetmiştim buraya geldiğim zaman kursta tanıştım. Bir Çinli bir de Japon arkadaşım var. Onlarla sürekli görüşmeye devam ediyoruz. Bugün de buluşalım dediler. Onların evine gidiyorum çocuklar. Giderken yanımı boş gitmemek için pankek yaptım. Türkiye'den gereken hediye almıştım. Onları da getireceğim. Çinli arkadaşım bana hiç boş gelmez. Ben de boş gitmek istemiyorum. Hiçbir zaman elim her zaman dolu gidiyorum ona. Bakalım nasıl geçecek günümüz. Hadi bakalım gidelim. Arkadaşımın evi böyle minnoş bir mahallede. Biraz şehrin üstünde, yukarıda bir yerlerde. Bize bir 10-15 dakika uzaklıktalar. Şimdi geldik. Bize pizza söylemiş. Çocuklar hemen oturduğu için çekemedim. Bize de bir şeyler hazırlamış. Çocuklar oynarken biz de bunları atıştıracağız. Dışarısını da göstereyim size böyle. Biraz hava açtı gibi. Burası da belediyenin kreşi arkadaşlar. Arkadaşımın çocuğu bu kreşe gidiyormuş. İçeriği biraz göstereyim size. Şu an tabii pazar olduğu için kapalı. Manzarası harika. Çekeceğim şimdi. Çocuklara evde zapt edemeyince arkadaşımın oğlunun kreşine geldik. Onlar burada oynuyorlar. Ben de size manzarayı çekeyim şimdi. Biz de bankta oturuyoruz. Ay çok güzel manzara. Bayıldım. Şu karşıdan geldik. Çatılı kırmızı evi görüyor musunuz? Tatlılığına, renklerin güzelliğine bakar mısınız? Muhtemelen yakında bir yerde oturuyor. Buraya gezmeye çıkmış. Ata, kediyi gördün mü? Çok tatlı. Renklerin güzelliğine. Norveç kedisi. Hadi bak bize. Hadi korkutma hayvanı. Çok tatlı. Burası da karşı tarafta adamız var dedim bir tane. Oranın gözüktüğü yer. Çok güzel bir manzarası var. Hemen çekeyim dedim size. Şurası da okul. Geri dönüyoruz şimdi.
arkadaşımın bahçesine de bakın dipsler. Yani frenk üzümleri var. Toplayıp yemiyorlarmış. Dedim ben çok seviyorum. Aa dedi, bilmiyordum sevdiğini. İstediğin kadar topla dedi şimdi bana. Toplamam için bir şey getirecek. Onları toplayacağım. Şu sokağın başında arkadaşlar, şuralarda bir yerde vişne ağaçları var. Çok güzel dolmuş vişneler. Bir tane toplamamışlar. Ağaçtan sallanıyor hepsi. Bilsem vereceklerine gidip onları da toplayacağım. Niye yemiyorlar bunlar hiçbir şey? Toplamaya mı üşeniyorlar ne? Biraz ekşi diye galiba yemiyorlar. Ama ben ekşi şeyleri çok seviyorum. Toplayacağım hepsini. Arkadaşlar dönüyoruz şimdi arkadaşımın evinden. Hazır konu arkadaşlıktan açılmışken size birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Norveç'te arkadaş edinme ile alakalı. En başlarda tabii ki çok kolay olmadı. Dil bariyerinden dolayı sadece İngilizce konuşabiliyorduk arkadaşlarımızla. Ve İngilizce anlaşabildiğim kadarıyla birkaç arkadaş edinmeye çalıştım. Daha sonra zaten kursa başlamıştım, Norveççe kursuna. Oradan birkaç arkadaş edindim. Bunun yanısına ücretsiz dil kafesi var kütüphanede. Daha önce birden fazla kez bahsettim. Dil kafesinde birçok arkadaş edindim. Onlarla dışarıda görüşmeye başladık vesaire. Sonra gönüllü bazı etkinliklere katıldım. Gönüllü katıldığım aktivitelerde birçok arkadaş edinme fırsatım oldu. Arkadaşlarımın çoğu benim gibi yabancı göçmen başka ülkelerdendi. Norveçli de arkadaşlarım vardı. Ama tabii mesela Balkan ülkelerinin kültürü bize biraz daha yakın. Daha sıcakkanlı insanlar, daha çabuk birbirinize ısınıyorsunuz, alışıyorsunuz. Daha sık görüşebiliyorsunuz. Norveçliler genelde birkaç hafta önceden size zaman ayıracaksa bunun planlamasını yapmak istiyor. Ve birisiyle buluşacaksanız eğer size böyle hafta olarak söylüyor. İşte 33. haftada müsaitim. Hangi gün o 33. hafta bilemiyorsunuz. Burada herkes hafta konuşuyor genelde. İşte tatile çıkacaklarsa, bir yere gideceklerse, işte bir program yapacaklarsa şu hafta yapacağız gibisin. 20. haftada yapacağız. İşte 30. hafta perşembe günü yapacağız gibi söylüyorlar. Tabii o arada siz düşünüyorsunuz acaba hangi güne tekabül ediyor falan. Tabii bazen iş çıkışı çok insanlar yorgun hissediyorlar kendilerini. Genelde kendilerine zaman ayırmak istiyorlar. Norveçliler için konuşuyorum. Hafta içi buluşmak pek mümkün olmuyor ama buluştuğunuzda, görüştüğünüzde hepsi gayet çok cana yakın, yardımsever. Hani sonrasında görüşüyorlar, yolda görürlerse selam veriyorlar. Samimi davranıyorlar, onda sıkıntı yok. Sadece buluşma kısmında bazen sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü hani kendinize onlara ayak uydurmak zorundasınız. Her an müsait olamayabiliyorlar. İşte bu şekilde yavaş yavaş arkadaş edindim, çevre edindim. Artık şu an çevre edinme konusunda sıkıntım yok. 6 yılı geçti artık. Çok fazla arkadaşım var burada. Ve görüşüyoruz dışarıda da, iş hayatımın dışında, okul hayatımın dışında. Ara ara buluşuyoruz, birlikte çocukları gezdiriyoruz vesaire. Bu şekilde. Ama size tavsiyem bol bol gönüllü aktivitelere katılabilirsiniz ilk başlarda. Onları evinize davet edebilirsiniz. Daha samimi ortam oluşuyor. İşte birlikte vakit geçirmek için ortam yaratabilirsiniz. Onların çok etkisi oluyor. Dil kafesinin çok etkisi oluyor. Zaten onlar genelde ücretsiz oluyor. Bulunduğunuz şehirlerde araştırabilirsiniz. Suprok Kafe ismi. Bu tarz önerilerim var size. Sizlerin farklı önerileri varsa gurbette yaşayan arkadaşlarım yoruma yazabilirsiniz. Yeni gelecek arkadaşlara tavsiyelerimiz olsun bizim de hep birlikte. Merak ettiğiniz şeyleri yine yoruma yazarsınız. Oradan yanıtlamaya çalışayım. Arkadaşlar şu an saat 21.19. Ağustos ayındayız. Dışarının ne kadar karardığını göstereceğim size şimdi. Ön taraftaki pencereden bu şekilde gözüküyor dışarısı şu an. Yeni yeni kararmaya başladı. Ve bugün için kuzey ışıkları %36 ihtimal veriyor, görülebilirlik ihtimali. Hava kararırsa, bulutlar da dağılırsa görebilme ihtimalimiz çok yüksek. Arka taraftaki pencereden de bu şekilde gözüküyor. Biraz daha yaklaştırayım. Akşam üzeri belki kuzey ışıklarını görebiliriz biraz daha kararırsa, ki akşamları artık ondan sonra kararmış oluyor tamamen. Muhtemelen bulutlar dağılırsa kuzey ışıklarını sizler için ilk kuzey ışıklarını çekebilirim belki.